İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bize yardıma sadece toprak gelir. Batı Ermenistan ve Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi. 1915'ten bir yüzyıl sonra Ermeniler tekrar kültürel soykırımla karşı karşıya. Ermenistan hala yasta. Batı Ermenistan Milletvekili Guillermo Karamanyan Arjantin Radyosu'nda konuştu. Batı Ermenistan ve Kilikya'daki Ermeni yazılarının haritası 10. 15. yüzyıllar. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Ermeni bir kadın Ermenice şarkı söylüyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Ermenilere karşı işlenen soykırım nedeniyle sürgün edilenlerden birinin günlüğü Sırpuhi Hovagyan. Fransa Ulusal Kütüphanesi koleksiyonlarına eklenmeden önce Sırpuhi Hovagyan'ın tavan arasında onlarca yıldır unutulan defteri Ermenilere karşı yapılan soykırım sırasında yazılan ender tanıklıklardan biridir. Bu baskı bizi 20. yüzyılın en karanlık dönemlerinden birine götürüyor. Günde 6 saat yemek yemeden ve su içmeden boşuna yürüyorduk. Yürü, yürü, hayatının sonuna kadar yürüyeceksin. 25 Ekim 1915'te 22 yaşındaki Ermeni bu kadın sürgün edilen bir gruptan kaçarak dramatik koşullarda Karadeniz'in Giresun limanına ulaştı. Osmanlı İmparatorluğunu yöneten Jön Türklerin Ermenilere karşı işledikleri zalim soykırım Nisan ayından itibaren şiddetleniyordu. Pek çok kişi gibi Sırpuhi Hovagyan da 4 yaşındaki oğlunu yolda bırakmak zorunda kaldı ve sık sık ikamet değişikliği pahasına yıllarca saklandı. Sığınaklarda deneyimlerini ve olanları az çok düzenli olarak yazmak için bir not defteri kullandı. Defterde Ermenice, Fransızca ve bazı bölümler Yunanca olarak yazıldı. O, 1915 Haziran'ına kadar ailece yaşadığı Trabzon'dan sürülmesinden bu yana kadar olan kendi yolculuğunu anlatıyor. Üst düzey bir Türk yetkili Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımasının Arsak Savaşı'ndan sonra Yerevan ile uzlaşma çabalarını sabote edebileceğini söylüyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ni Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilere yönelik katliamın bir soykırım olarak nitelendirmenin sonuçlarının olabileceği konusunda uyardı ve bu hareketin Ermenistan Cumhuriyeti ile olası bir uzlaşma çabalarını engelleyebileceğini ifade etti. Daha önce Perşembe günü bazı ABD gazeteleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bu anlamlı ifadesinin açıklaması katliamların 106. yıl dönümünde cumartesi günü gerçekleşeceğini bildirmişti. Makalenin tamamı web sitemizde mevcut. Armen Press Haber Ajansı 1915'ten bir yüzyıl sonra Ermeni halkı yine kültürel soykırımla karşı karşıya başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenilere olan nefret politikası anlatılmaktadır. 2021 yılında Ermeni halkı 1,5 milyon kurbanını ve ülkesinin kaybını, Türkiye'nin Ermenilere kültürel soykırım yapmaya başladığı soykırım dönemine geri götürmüş gibi görünen koşullarda anmaktadır. 2020 sonbaharında Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı başlattığı savaşın ardından tarih tekerrür ediyor gibi görünüyor. Azerbaycan, savaş sonucunda kontrol altına geçen topraklardaki Ermeni kültürel ve tarihi mirasını tahrip edip yok ediyor. Türkiye'nin bu politikası, soykırımdan 106 yıl sonra 24 Nisan günü Ermenileri paralellikler kurmaya zorluyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. The Foreign Policy gazetesi muhabiri Neil Haver, Ermenilere karşı uygulanan soykırıma, 2. Artsakh Savaşı'na, Sumgayit katliamı, Spitak depremi ve diğer ilgili konulara atıfta bulunarak kapsamlı bir makale yayınladı. Ermeni şair Yehişe Çarens, 1915'te Mavi Gözlü Vatan adlı çalışmasında bütün Ermenistan'ın ulusal sembolü olan dağı için Ararat gibi beyaz zirve yoktur diye yazmıştı. Ancak Ararat yakın değil. Ermeniler arasında daha çok Batı Ermenistan olarak bilinen Türkiye ile uzun süredir kapalı olan sınırdan inanılmaz derecede uzak. Orada hiç Ermeni kalmamış, en azından kimliğini koruyan Ermeniler kalmamış. Bütün milletin kimliğinin mihenk taşı olan Ermenistan'ın ulusal sembolü,
düşman bir komşunun sınırlarındadır. Kayıpların sürekli hatırlatılması ancak Ermenilerin uğradığı birçok kayıptan sadece biridir. Ne yazık ki bu Ermenilerin ilk kaybı değil. 1915 Ermenilere karşı uygulanan soykırım bir tesadüf değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun Jön Türk'ü devrim hükümeti tarafından güvensiz bir nüfus tehdidini azaltmak için geliştirilen dikkatlice planlanmış olaylar dizisidir. 1 milyondan fazla Ermeni erkek, kadın ve çocuk köylerinde ve kasabalarından toplandı ve acınasız sürüler oluşturmaya zorlandı ve ölmek için Suriye çölüne sürüldü. Makalenin tamamı web sitemizde mevcut olacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili, Batı Ermenistan'ın Arjantin'deki konsolosu Guillermo Karamanyan, Arjantin Devlet Radyosu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Karamanyan, konuşmasında özellikle Ermenilere karşı işlenen soykırıma ve Batı Ermenistan'a değinerek onun şimdi ve gelecekte gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Guillermo Karamanyan'ın konuşması Güney Amerika ülkelerinde büyük yankı yarattı. Karamanyan'ın konuşması ve İspanyolca kaydı web sitemizde mevcut. Ortaçağ El Yazması kitabının tüm Ermeni tarihi ve kültürel mirası içinde özel bir önemi vardır. Sadece zengin içerik, tarihi, teolojik, felsefi, edebi ve diğerleri ile değil, aynı zamanda üzerine yazıldığı hat sanatı, minyatürü, boyaması, nemografisi sayesinde sanatın bir parçası olarak değerlidir. Ayrıca güvenilir bir belge olarak yazıldığı yerden, yaratıcılarından, yazı tarihinden ve diğer birçok olaydan bahsediyor. Bu anlamda herhangi bir el yazması benzersiz bir kültürel çalışmadır. Batı Ermenistan'ın ve Kilikya'nın Ermeni yazıları haritası 10. 15. yüzyıllar adlı projenin amacı kapsamlı bir araştırma yapmak ve bu temelde çizilen haritada Batı ve Kilikya Ermenistan'ının yazılarını ve bu mekanlarda yaratılan en zengin Ermeni el yazmaları mirasını sunmak. Bu bölgelerdeki Ermeni manastırlarının ve diğer maddi kültürel anıtlarının esas olarak Ermenilere yönelik soykırım sırasında 1915'te ve başka nedenlerle tahrip edildiğine dikkat edilmelidir. Ve orada yaratılan el yazmaları varlıklarının tek kanıtıdır. Dolayısıyla bu araştırma unutulmaktan kaçınmak için dünya medeniyetinin mirasının bir tabakasıdır ve Ermeni el yazmasının edebiyat açısından incelenmesi için de bir fırsattır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcut olacak. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda bir Ermeni kadın Ermenice Sareri Hovin Mernem adlı şarkıyı okudu ve sürekli alkışlandı. Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV salt kendini tanıtmıyor. Yıllar süren çalışmalarımız, yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde milli taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan, birlikte geleceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğini bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda bir Ermeni kızının seslendirdiği Sareri Hovin Mernem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.